Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten şimdiye kadarki en iyi ve en efsane Türk gücü serimizdeyiz arkadaşlar. Bütün fotoğrafları ayrı ayrı hazırlayıp fotoğraflar hazırladım oyunculara özel, gol krallığına özel. Arkadaşlar bu video en çok emek verdiğim video olacak Türk gücü serisinde ve en zevkli video olacak ve gerçekten her oyuncu için farklı farklı şeyler söyleyeceğiz. Gol krallığını size göstereceğim. Sonunda gösteriyorum arkadaşlar. Geçen video düşük izlenmesine rağmen gerçekten sevenler aşırı derecede bağlı seriye. Gerçekten çok isteyerek izliyorsunuz çünkü. 13.000 14.000 izlenmesine rağmen 2.000 beğeni geçmezsek devam etmeyeceğiz demiştim. Tam 2.100 beğeni gelmiş. Gerçekten hepiniz aşırı derecede teşekkür ederim arkadaşlar. Onlar beni yalnız bırakmadı. Bu bölümde de arkadaşlar sizlerden 3.000 beğeni yapabilirsiniz. Gol krallığına özel. Hadi bakalım like'larınızı atın. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olun ve bildirimleri açın ki bütün videolardan haberdar olun. Ayrıca arkadaşlar bu seriye özel bir oynatma listesi hazırladım. O da yorumlarda herhalde vardır ya da kanaldan oynatma listeleri kısmından Türk Gücü PG serisinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen hem gol krallığı ile ilgili hem yeni yapacağımız transfer ve hem de yükseltme ile ilgili bilgilendirmeleri yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 3 tane oyuncu önermiştim. Şimdi takımıma girelim. 3 tane oyuncu önermiştim arkadaşlar. Maicon, Isla ve Caner Erkin. Bunlardan arkadaşlar seçilen isim Isla da çok istendi. Maicon da çok istendi. Caner de aşırı derecede istendi. Ama en çok sizin bağlı olduğunuz, seyircilerin en çok sevdiği isim Maicon. Çünkü Maicon'da 83 beğenili şey bile var. Şu anda ekrandaki yorumlarda görmüyor olabilirsiniz. Ama ben zaten ilk başta Isla'yı alacaktım. Çünkü Isla'da 57, Caner'de de 55 beğeni var. Ancak arkadaşlar Maicon'da en fazla 36 vardı. Biraz daha aşağı indim. 83 beğenili bile var. Ve Maicon zaten daha çok yazılmış. O yüzden bugün Maicon'u yükseltiyoruz arkadaşlar. İlk olarak bunu söyleyeyim. Sonrasında da arkadaşlar Kuçka'yı alacağım. O kadar çok yorum gelmemiş onlarla alakalı. Çok aşağılara gitmiş. Onlar yorumlarda bile gözükmüyor yani. Aşağılar endimizde var ama çok da fazla yok. Çok da fazla beğenilmemiş. Ama Arda Turan gitsin. Artı birleyin demiş birisi ve tam 156 beğeni almış. Yani gerçekten Arda Turan'ın gitmesini istiyorsunuz. Neredeyse videodaki like'den fazla beğeni almış yani. Arkadaşlar o zaman hemen buraya geliyoruz. Öncelikle Maicon'u yükselteyim. Gol krallığına da gireceğiz, merak etmeyin arkadaşlar. Maicon'u bu arada yükseltecek para var mı bende onu bile bilmiyorum. Ancak arkadaşlar bir sonraki dönemin turnuvasına katılırım. Kazanıp bir video çekmek istiyorum sizlere ancak bir türlü bir kazanamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Maicon'u sizler için 90 gene yükselttim. Şimdi Arda Turan zaten arkadaşlar 16 maçlık da bir cezası var. Gol krallığında bu arada gol krallığını hemen gösterelim. Sonrasında Arda Turan'ı alacağız. Arkadaşlar gol krallığında kötüden iyiye doğru gideceğiz. Arkadaşlar gol krallığında bir golle durumu kötü olan ve her an değişebilecek Babel var şu anda. Babel'in gol krallığındaki durumu bir gol. Gerçekten çok kötü. Neden böyle bilmiyorum. Sol orta saha ve sağ orta sahanın ikisi de kötü. Demek ki onlara çok top gelmiyor. O yüzden olabilir arkadaşlar. O yüzden şu anlık onlara bir şey yapmayacağız. İkinci olarak gol krallığında kötü durumda olan isim Cengiz Ünder. 2 golü var arkadaşlar. O da biraz sıkıntı. O da kötü olabilir arkadaşlar. Üçüncü olarak Arda'yı göstereceğim. Arda'nın 6 golü var arkadaşlar. Ancak son 2 videoda bir tane bile gol atamamış. Ve zaten sizin de değişmesini istediğiniz bir oyuncu ayrıyetten 16 maçta ceza aldı. Yani değiştireceğim. Siz ne isterseniz onu yapacağım biliyorsunuz. Gol krallığına göre de kendim de karar vereceğim arkadaşlar. Sonrasında biraz kötü, benim düşündüğümden kötü olan bir isim Giuliano. Giuliano'dan ben 4 gol asla beklemezdim. Maç başına 1 gol, yani video başına 1 golle oynamış. 4 tane golü var. Gerçekten ben daha iyi bekliyordum ancak maalesef 4 tane golü varmış ilginç bir şekilde. Ve arkadaşlar 2 tane muazzam isim var. Asla kadrodan değiştirmeyi düşünmüyorum ve değiştirmeyeceğim de arkadaşlar. Talisca ve Buffett'in bir golmüş arkadaşlar. Talisca'da 9 tane gol var. Muhteşem ilerliyor ve böyle devam etsin diyoruz Talisca için. Ve arkadaşlar Buffett'in bir golmüşünde tam 9 golü var. Ona da böyle devam etsin diyorum arkadaşlar. Ve bunların hem gol krallığını hesaplarken hem de fotoğraflarını hazırlarken gerçekten benim 1 saat videoya girmeden önce bile 1 saatimi aldı en az. O yüzden dediğim gibi bu videoya 3.000 beğeni atarsanız çok sevinirim. Ve bütün oyuncuları da değerlendirmiş olduk. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi hani Arda Turan gitsin dediniz mesela. 6 gol olmasına rağmen Arda Turan'ı gönderiyoruz. Yani yorumlar da benim için çok önemli arkadaşlar. Yorumlarda beğendiğiniz oyuncuya destek verin. Ayrıca de arkadaşlar fotoğraflarını hazırlamadım ancak Maicon'un 2 golü ve Şikirtel'in de 1 golü var. Yani Maicon Cengiz Ünder'le aynı gol sayısına sahip ve Babel'den 1 gol daha fazla gol atmış. Bu da böyle bir durum arkadaşlar. Tabii ki benim oynayış tarzımla da alakalı. Belki sağ orta saha, sol orta sahayı çok pas atmıyor olabilirim. O yüzden de kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Ancak Giuliano, Talisca ve Gomis'i Giuliano'nun kendini biraz daha geliştirmesi lazım diyoruz. Ve hemen arkadaşlar o zaman Kuçka'yı alalım pazardan. Pazara giriyoruz ve Kuçka'yı alacağız. Hemen ara kısmına geliyoruz. Sosa'yı da alabilirim diyecektim ancak Kuçka zaten iyi.
Kuçka'yı gördüğünüz gibi aldık. Bu arada Sosa'nın driblingi daha iyiymiş. Keşke Sosa'yı da alsaydık da fark etmez. Neyse. Hemen takımıma giriyorum arkadaşlar ve Arda Turan'ı artık takımdan atıyorum. Ve hazır mıyız? 3, 2, 1. Kuçka takımımıza katıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak beceri geliştirisi bunu düşük kalmış. Hemen farkındalığı yükselteceğim. Yükseltebildiğim kadar arkadaşlar. Ben bu seriye çok fazla coin harcıyorum ancak sıkıntı yok arkadaşlar. Sizlerin isteği doğrultusunda harcadığım için hani üzülmüyorum bunların gidişine. Ve abi 8 bile olabilirmiş az kalmış ama 100 bin de ona vermek zaten istemezdim. Kuçka bu kadar düşük kalmasın. En azından Arda Turan'ı geçsin diye arkadaşlar. Arda Turan'ı Kuçka'nın üstüne basacağım gibi geliyor şu anda. Ama Arda Turan yok. Arda Turan hiç ben boost vermemişim. Arda Turan'ı yükseltmeyelim o zaman. Ama arkadaşlar dediğim gibi ben bu oyuncuları atacağım için zaten. Yedigen mesela yükselteyim. Aynen arkadaşlar. Yedigen yükselteyim. Kuçka'yı da 90'gen yapıyorum. Sizler için gerçekten ilginç olacak. Rafinha'yı vereceğim. Ve Yedigen boost verdi. Gayet güzel abi. Muhteşem ya. Basacağım. Evet arkadaşlar basıyorum. Rafinha'yı da attık. Rafinha'yı da verdim arkadaşlar. Ve Kuçka'yı da 90'gen yaptık. Ama driblingi maalesef 90 olmadı. Ancak sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım 89'gen oldu. Bir sonraki bölümde belki de takım 90'gen olacak arkadaşlar. Bunun için tüm takım neredeyse usta oldu. Muhteşem gözüküyor şu anda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten efsane oldu. Sizler için tabii 3000 beğeni atacaksınız diye düşünüyorum bu seriyi. Umarım atarsınız. Ve arkadaşlar Caner mi İsla mı? Bunu da yorumlara yazın. Takımımız 90 gene çok yaklaştı. Hadi bakalım arkadaşlar. Caner Erkin'i mi yükselteceğiz? İsla'yı mı? Yorumlara yazın. En çok beğenilerini yükselteceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Kimi destekliyorsunuz? Caner Erkin mi? İsla mı? Ve en çok yoruma yazılan. Ama bir kişi iki yorum atarsa arkadaşlar onun bir yorumu sayılmaz yani. O yüzden iki yorum atmasın ya da spam atmayın. Arkadaşlar şimdi sevdiğiniz oyuncuyu yoruma yazın ve bir tane güzel bir özelliğiyle birlikte yazın. Yani direkt böyle Isla yazıp bırakmayın ya da Caner yazıp bırakmayın. Isla çünkü veya Caner çünkü. Yani Caner çünkü Beşiktaşlıyım bile yazabilirsiniz. Veya Galatasaraylıyım ama Isla ya da Galatasaraylıyım ama Caner falan. O tarz yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Kesinlikle herkesten yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman başlıyoruz. Ve hem bir tane yorum yapın bir de beğendiğiniz oyuncuları da beğenin. Yani hani mesela Caner yazın ve Caner'leri beğenin. Bu arada 5. kısma geçmemiz az kaldı. Ve maçlarda artık çok da kolay olmayacak çünkü kendi genimizde eşit genli takımlarla oynayacağız. Takımımızın yükselmesi zaten gerekiyor. O yüzden 89 gen olmamız gayet bizim işimize yarayacak yani. Bir sonraki bölümde de 90 gen olmayı hedefliyorum. Umarım oluruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Buffett'in Mbeumo. Anderson Talisca. Talisca güzel hareketle geçecek mi? Geçti. Anderson Talisca. Plase vurmayı deneyeceğim. Uzaklardan ama çok güzel yere attı ama dışarıda. Caner alamadı. Cengiz. Caner. Caner Erkin. Caner uzaklardan denedi. Olmadı. Talisca. Anderson Talisca. 10. golüne imza attı arkadaşlar. Anderson Talisca. Bakalım bu videonun sonunda Gomis mi yoksa Talisca mı daha önde olacak ya da Giuliano 7-8 tane gol atıp o mu öne geçecek? Göreceğiz arkadaşlar. Dabur. Gulbrandsen. Haydara. Caner'den güzel müdahale. Evet Caner gerçekten Caner'den memnunum bugünlük. Hani şu videoda birazcık etkili gözüktü. Anderson Talisca, Kuçka yeni transfer geçmedi. Babel orada Kuçka pas istedi ya da Giuliano tam anlamadım kim olduğunu ama Babel kendisi gidiyor. Babel güzel bir çalım daha. Babel gol olur mu? Ryan Babel 2-0 arkadaşlar. Artık sağ orta saha ve sol orta sahalarla daha çok gol atmak için uğraşacağım. Ve Babel 2-0 yaptı durumu gayet güzel. Şimdi Gulbrandsen. Samoseku. Gomis alamadı. Paulo Miranda. Giuliano bitecek mi? Bitmeyecek galiba. Bir dakika bitmedi evet. Giuliano'ya bir şans verildi. Giuliano. 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 3-0 oldu. Hakemin maçı bitirmemesi gayet güzel oldu. Yani tam son anda bitirmedi. Yani 2 metre daha geride olsam belki de bitirirdi. Ancak Giuliano da gerçekten gol atması gerektiğini kendisi de biliyor demek ki. Golünü attı. Ve arkadaşlar 3-0 oldu gayet güzel bir şekilde. Hadi bakalım devam ediyoruz. Gomis henüz güzel bir fırsat yakalayamadı. O da yakaladığı zaman onunla da deneyeceğiz tabii ki şansımızı. Bu arada Gomis de kötü olursa bir gün eğer şu anda kötü değil ama kötü olursa yerine 92 yenlik Eto'muz mevcut arkadaşlar. Gomis 91, Eto 92 yani öyle düşünün. Eto daha yüksek şu anda. Çok iyi vurdu yani. Bayağı avuta atar diye düşünmüştüm. Maicon, Maicon, Maicon. Arkadaşlar bu arada şu anda karar verdim. Çok yüksek bir ihtimalle Maicon'u da bundan sonra değiştirmiyoruz. Hem defansta hem atakta gerçekten 3. golü oldu şu anda Maicon'un. Düşünün yani. Bayağı iyi. Cengiz Ünder ve Babel'den daha yüksek gol sayısına sahip bir Maicon mevcut. Ve Maicon şu anda da önde baskıda gerçekten rakibi zorluyor. Geçti. Hadi güzel bir pas olsun artık. Gomis, hadi Gomis. Çok güzel topu kontrol etti. Buffett'in bir Gomis'ten de bir gol daha geldi arkadaşlar.
Gerçekten Buffett'in bir gol zaten gol kaçırmadığı için arkadaşlar. Ve ben de her maç en az bir tane fırsat tanıyorum. O yüzden her videoda gol atmış olması gayet normal bir durum. Artık ceza sahası içinden şut çekmeyeceğim. Zaten dakika artık 83 oldu. Şikirtel verdi pasını Anderson Talisca. Talisca geçti. Talisca o da pas verebilecek mi geçmedi. Kavlet Tapar geçmedi abi. Gulbrandsen. Kuçka'nın golü yok bu arada. Bugün gol atamadı Kuçka. Maicon bir müdahale denedi ve gol yedik. Evet, Gulbrandsen'den 90. dakikada gol yedik. Defansımız yerinde müdahale edemedi. Buffett'in bir gol miyiz? Cengiz Ünder'e gelmeden maç bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5-1 oldu. Gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar seride. Ve ileriki videolarda bir maç mı istiyorsunuz, iki maç mı? Bunu da yorumlara yazın. Biliyorum çok fazla yoruma yazmanızı istediğim şey var arkadaşlar. Ancak yoruma yazmak çok fazla zamanınızı almıyor. Ve bu seride sizlerle beraber olduğu için her şeyi sizden bekliyorum. Yani ne istiyorsanız yoruma yazın. Ona göre devam edeceğiz arkadaşlar. 3000 beğeniyi de geçmemizi bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmadıysanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan kanala abone olup şuradan da bir önceki videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hatta serinin oynatma listesini koydum, ona gidin arkadaşlar. Oynatma listesi var burada. Gidin bütün videolarını izleyin izlemediyseniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve bye bye.